Efendim merhabalar, yine sizlerle birlikteyiz. Malum olduğu üzere yine bir cin vakası, yine Konya'da gerçekleşen bir hadise. Yine ifadesini çok kullandım çünkü böyle durumlar için Anadolu mümbit bir zemindir. Cin konusu söz konusu olduğu zaman ya da korku filmleri söz konusu olduğu zaman ilgi alanıma giren bir alandır korku. Gerek sinemada gerekse edebiyatta bu böyledir. Ve en çok sevdiğim filmlerden birinde özellikle Magi'de şöyle bir diyalog geçer. Magi filmini izleyenler bilirler. Özellikle Amerikalı iki kız kardeşin başından geçen hadise anlatılır. Bir kız kardeş İranlı birisiyle evlenmiştir ve cinlerin de dahil olduğu bir olayda öldürülür. Abla kız kardeş Amerika'dan İstanbul'a geldiği zaman bu durumu sorgularken kardeşi cinlerin de dahil olduğu bir olay deyince ablanın cevabı şudur. Senin şu cin diye bahsettiğin şey Alaaddin'in lambasından çıkan şey değil mi? Aslında işin masal kısmına bakıldığı zaman tam da böyle. Cin denilen şey Alaaddin'in lambasından çıkan kurgu alemine ait bir şey. Peki gerçek alemde cin yok mu? Çünkü cin ifadesi kutsal kitaplarda geçiyor. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Alanım olmamakla beraber ilahiyat alanında özellikle kelime ve sözlük anlamında yaptığım araştırmalarda buna dair okumalarım mevcut. Şimdiden bazı trollerin çıkıp senin alanın neydi diye soracak olurlarsa işin CV tarafını hakkımızda araştırırlar. Ama masalın masal olduğunu bilecek kadar edebiyat alanında uzmanlığımız var. Hal böyleyken değerli dostlar, işin masal kısmıyla gerçek kısmı birbirine karışınca toplumlarda özellikle kolektif zihin olarak masallara ve mitlere tarih boyu itibar ettikçe, bu bireyin işine daha kolay geldikçe, mesela bir psikoloğa ya da psikolojik bir anlamda rahatsızlık söz konusuysa bu tedaviye harcanacak paraya göre cinci üfürükçüye harcanacak para daha ucuza geldiğinden genellikle arz ve talep odaklı bu hadiseler bir türlü bitmiyor. Yer Konya Ereğli. İki tane mülteci vatandaş, iki tane misafir, mülteci ne diyorsanız artık. Birisi olayın öznesi, birisi nesnesi. Olayın nesnesi cinci hocaya gidiyor ve cin çıkarma seansında hoca artık vücudu sıkıp mı içeriden fırlatmayı düşünüyor cini, yoksa cini içeride boğmayı mı düşünüyor bilmiyoruz ama içe cin girme muhabbetinden dolayı muhatabını öldürüyor. En azından eldeki veriler şimdilik bunu söylüyor. O zaman bu trajikomik olaya nasıl bakmak gerekli? Bir kere kutsal kitaplarda ve Kur'an-ı Kerim'de geçen cinlere dair başta Muhammed Esed olmak üzere Bayraktar Bayraklı, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk yine farklı metodoloji sahibi olsa da işin tarihsel boyutuna denk gelen tespitleriyle her zaman görüşlerini önemsediğim Profesör Doktor Mustafa Öztürk ve yine bunun dışında İsrafil Balcı gibi, Mehmet Okuyan gibi isimlere müracaat ettiğinizde bunlar Arapça bilirler biz bilmesek de ve zaten İslam'ın şartı da Arapça bilmek değildir. Ben şahsi inancımı ve görüşümü söylüyorum. Allah'ın dili de Arapça değildir. Ama madem ki Kur'an söz konusu olduğunda referans Arapça, bu isimlerin hepsi bu alanında ciddi ihtisas yapmış ve meselenin hem etimolojik boyutunu hem günümüzdeki boyutunu incelemiş insanlar, biz de onların kitaplarından istifade ettik. Bununla ilgili özel kitap talebi olan olursa tavsiye de edebiliriz. Dedikten sonra şunu söylemek lazım. Cin görünmeyen bir varlık anlamına gelir. Aynı zamanda bilinmeyen, tanınmamış kavimler, topluluklar, kişiler anlamına gelir. Hepsini kıssa bağlamında okuduk. Yani mesela Hazreti Süleyman'da böyle bir ilkel kavimden söz edilebilir. Aynı zamanda gözeneklere nüfuz edilebilir iddiası var. Bu da çeşitli bir maddeyi karşılayabildiği gibi mikrobu, elektriği de karşılayabilir ki bununla ilgili yazı ve makalelerin tarihi daha bu 20. yüzyılın başında yazılmış olmasına rağmen bizim özellikle Anadolu'nun ücra yerleri bu tip masallara itibar eder. Ama her masalın sonu güzel bitmiyor. Çünkü kurgu alemi olmasını istediğimiz, arzu ettiğimiz tarafı tamamlar ki edebiyatın rolü budur. Gerçek alemde kurgu aleminin masallarıyla hareket ederseniz, cinden, üfürükçüden medet beklerseniz bunun sonucu gayet normaldir ve buna benzer bir sürü yüzlerce sonuç yaşanmıştır. O yüzden ben sürekli şahsım adına söylüyorum, bir otorite olarak değil. Vahye de, dine de, inanca da, hayata dair her şeye
rasyonalist bakılması gerektiği kanaatindeyim. O yüzden birileri de bizden, yani kitabı gönderen yaratıcı da bizden herhalde meseleye rasyonalist yaklaşmamızı istiyor ki, Kur'an'da emin olun akla davet kalbe davetten daha fazladır. 3-5 kendi çapımda okuduğum Kur'an meali ve tefsirlere dayanarak söylüyorum. Daha iyisini bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Daha iyi araştırmaları varsa müracaat etsinler. Ben isim söyledim, referans verdim, kaynak verdim. Ve bir Müslüman olarak herhalde bu meseleler üzerine düşünmenin sadece ilahiyatçılara has bir durum olmadığı kanaatindeyim. Zira ilahiyatçılar akletsin diye bir ayet Kur'an'da yok. Ama bütün insanlığa akletmeye davet eden ayetle karşı karşıyaysak, bununla ilgili de bunun şartı Arapça bilmektir diye bir ayet olmadığına göre Arapça bilenlerden istifade ederek Kur'an meali ve tefsir okumanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Aslında mevzu sadece dine yaklaşım veya dine hangi yönde yaklaşmamız gerektiği de değil. Hayata bu şekilde rasyonalist ve realist yaklaşmak gerekli. Neden realist yaklaşmak gerekli? Çünkü mevzu sadece bugün konu bu olduğu için din alanı değil. Her alanda ucuz hamasete karşı, yalana karşı, kandırmalara karşı. Mesela cin kelimesi üzerinde düşündüğümüz kadar ben arzu ederdim ki toplum olarak nepotizm kelimesi üzerine de düşünelim. Nedir nepotizm bilen var mı? Nepotizm akraba kayırmacılığı demektir. Nepotizm eşi, dostu kayırmak demektir. Nepotizm layık olmadığı halde falancanın yakını olmak suretiyle bir yerlere getirilmek demektir. Mesela yaygın bir hastalıktır. En az cin hastalığı kadar yaygın bir hastalıktır bizde nepotizm. Keşke cin için üfürükçüyü bile göze alanlar nepotizm için de bu kadar hassas olsalardı. Toplumda meseleler daha akla, mantığa, bilgiye, birikime, rasyonaliteye ve muhakemeye göre işlerdi. Allah'ın hikmet verdik dediklerinin aslında muhakeme yeteneği verdik kişiler olduğu hususunda da yine ismini zikrettiğim müfessirler, bilim insanları ve alimler bu konuyu açıklıyor. Açıklıyor ama keşke kimler okuyor, kim bakıyor bunlara? Bize birilerinin anlattığı tıpkı paganist çağlarda olduğu gibi, eski çağlarda olduğu gibi, eski zamanlarda olduğu gibi, yazının icadından bu kadar zaman geçmesine rağmen hala kulaktan kulağa anlatılan şeyler, destan gibi anlatılan şeyler insanın doğasında mı var bilmiyoruz, hala devam ediyor. Yani kulaktan kulağa anlatılan, kulaktan kulağa yürütülen mitler, hani Kur'an'da geçer ya bir tabir, bunlar eskilerin anlattığı masallardır der birisi. Tıpkı bu eskilerin anlattığı masallar akar gider. Bu yüzden bizdeki bu ortodoks menşeli veya daha açıkça anlaşılır ifade edeyim gelenekselci anlayış sürdüğü sürece, sorgulama olmadığı sürece bize dair olan şeyleri, ister inancımıza, ister milliyetimize, ister toplumumuza, ister gündemimize dair şeyleri biz kendimiz okuyup idrak etmediğimiz sürece birileri sen bu dili bilmezsin, biz senin yerine tefsir edelim der, biz de dinler geçeriz. Ve birilerinin anlattığı masallar vahyin, aklın önüne sürekli geçmeye devam eder. Ne diyelim, bu acı tecrübe umarım ders olmuştur diyeceğim ama bu meseleyi hala ısrar edenlerin bu konuda şu yorumu yaptığını biliyorum. Canım hoca işinin ehli değilmiş. Olabilir. Hoca işinin ehli değilse o zaman ehli olan hocayı bulunuz, üfürülmeye devam ediniz. Siz üfürülürken nepotizm de sağımızda solumuzda yürümeye devam edilsin. Siz üfürülün, üfürülmeye devam edin. Aynı zamanda haksızlıklar, yanlışlar, tacizler, tecavüzler, adaletsizlikler bu toplumda devam etsin, gitsin. Allah vermesin ama bunlardan biri bir gün başınıza geldiğinde sizi kim üfürecek diyerek bugünkü programı da bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğeni atmayı unutmayın değerli dostlar.